Güneydoğu Asya'da Hint Okyanusu'nun kıyısında güzeller güzeli bir ülkede Bangladeş'teyiz. Bangladeş 1971 tarihinde General Ziaur Rahman'ın öncülüğünde Pakistan'dan ayrılarak bağımsız bir devlet yapısına kavuşmuş. Türkiye'nin neredeyse 5'te 1'i kadar olan Bangladeş'te 140 milyon insan yaşıyor. Ülke nüfusunun %88'ini Müslümanlar, %10'unu Hindular oluşturuyor. Nüfus dağılımındaki bu farka rağmen etnik ve dini gruplar arasında herhangi bir çatışma söz konusu değil. Hindular geleneksel yaşantılarını ve kültürlerini rahatça sürdürebiliyorlar. Bunu sıkça rastladığımız Hindu tapınaklarından rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bu küçük ve şirin ülke, güneydoğudaki Burma-Arakan sınırı ve güneyindeki Bengal körfezi dışında Hindistan'la çevrili. Bu anlamda siyasi ve ekonomik açıdan Hindistan'ın ülkede etkili olduğunu söylemek mümkün. Bangladeş'te herkes Türkiye ve Anadolu insanına muhabbet duyuyor. Bizim Türkiye'den geldiğimizi duyan, kaldığımız oteldeki hizmetlilerden Abdülatif'in çekingen bir biçimde yanımıza yaklaşarak söylediği, "Ben Türkleri çok duymuştum ama ilk defa bir Türk görüyorum. Siz Türkler ne kadar mübarek insanlarsınız" sözleri bizi oldukça duygulandırıyor. Bangladeş'in vefalı Müslümanlarının bizim kalbimizde de çok anlamlı bir yeri var. Balkan Savaşları'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda her şeyiyle bizleri destekleyen onlar değil miydi? Elleri duada, gözleri Anadolu'da olan gerçek dostlara, yani Bangladeşlilere vefa sırası şimdi bizde. For us in IHH Türkiye, Turkey is very important things. One thing is very important. In the all the world we are Muslims are brothers. We are brothers, and we are now here because we are brothers. Inshallah, I brought a lot of salam from Turkey, and inshallah we are together in this country and other big project. Inshallah, maybe in education, maybe some hospitals. Maybe a different project. Alhamdulillah. Inshallah, we are together in the world and the other world. Come from Turkey. We bring from Turkey some money for poor people of Bangladesh. Charity people for Turkey sent with us some money for poor people of